Tanju Hocam, hemen Beşiktaş 2 Trabzonspor 2 derbi mi diyeceğiz, büyük iki takımın maçı mı diyeceğiz? Beşiktaş takımı, evet, İsmet, Beşiktaş kadrosunu alalım, ardından da Trabzonspor kadrosunu alalım. Evet Tanju Hocam, ne dersin Öncelikle Beşiktaş'la ilgili? Trabzonspor muhteşem bir Avrupa'da iyi galibiyet gidiyor. aldı. Monaco'yu yendi. Evet. Bu çok özel, Müthiş bir çok sonuç. Evet. önemli ve güzel, tarihi bir skordur. Saygı duyuyoruz ama çok koştular, çok istediler. İşte istemek bu. İsteyince de gol oluyormuş. Her vurdukları da gol oldu. Daha bugüne kadar ligde 4 tane gol attıkları takım yok. Öyle değil mi? Ben bu sene Evet. görmedim. Geçen sene vardı da. Kutluyorum. Şimdi Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasmandı. Şöyle ki Abdullah Avcı'nın hizmet ettiği, 2 sene evvel hizmet ettiği kulüp. O da takımın her şeyini biliyor. Duygusal bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçtan sonraki söylemler bazen haddini aştı ama burası Türkiye. Türkiye'de haddini aşan da çok. Futbolu bilen de çok. Her şeyi bilen çok. O yüzden Abdullah Hoca bunları aldırma. Trabzonspor yorgundu. Yorgun olmasına rağmen hediye edilen 2 gol var. Yani bunu Tanju Abdullah Hoca Hocam, geleceğiz. yapmaz. Yaptı. Oraya geleceğiz Tanju Hocam. Söyleyeceğim. Sorularım Onu var. Hemen sormayı sor. sorular. Sor. Ligi sorularım var. Ligin ilk 9 haftası boyunca maçların sadece 45 dakikaları oynansaydı Beşiktaş 21 puanla lider olacaktı. Ama ilk 9 hafta boyunca maçlar bu kez sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı Beşiktaş 9 puanla küme düşme hattında bulunabilirdi. İki devreli oyuna ne dersiniz? Yani bu iki devreli oyunun sebebi sizce Valerian İsmail mi? Onu soracağım. Ve dediğiniz gibi goller zaten ne kurgulu ne paslı oldu. Hep hatalardan, bireysel hatalardan oldu. Ne dersin Tanju Hocam? Yani Beşiktaş ilk 45 dakikada, genelde maçın ilk 45 dakikasında çok büyük pres yapıyor, baskı yapıyor. Topu yani takımı bayağı ileri çıkarıyor ve bu kaptı toplarla muhteşem süratli oyuncuları var. Bunlarla da gole gidiyor. Pozisyon çok buluyor. Ama ben bu hafta Beşiktaş'ta bunu göremedim. Onun sebebini anlamış değilim. Ama buna rağmen Beşiktaş kazanır mıydı? Evet, kazanabilirdi. Çünkü Beşiktaş Ama iki niye kere geriye Trabzonspor çok düştüler yoruldu? biliyorsunuz Tanju Hocam. İki kere geriye Ama düştüler, geriden geldiler kendi sahalarında bile. bilelim geriye düştüler ama Trabzonspor'un ileri gidecek gücü yoktu. Yorgunluğun olduğunu 60'tan sonra düştüler zaten ama çok top yapmaya başladılar. Dikkat edersen üçgen halinde futbol top yapıyorlar ama birinci bölgede yapmadılar, dikkat edersen. Hep ikinci, üçüncü bölgede yaptılar. Tanju Hocam, Uzaklarda kırılma yapmadılar. anı 58. dakikada Bardi'nin bir pozisyonu var. Birazdan göstereceğiz. O golü atmış olsa Bardi müthiş bir 3 puanla döneceklerdi. 3 oluyordu. Skor 3-1 oluyordu. Arzu edersen hemen birinciyle başlayalım. Bir numara gelsin İsmet. Hemen bir numara gelsin. Tanju Hocam da hemen bir numarayla evet, Beşiktaş Trabzonspor maçının analizlerine geçelim. Evet. Tanju Hocam, dakikalar 10. Ortayı Bakasetas yapıyor. Gomez çıkıyor. Herkesin yanından. Burada kim kimi tutuyor? Eşleşmeler çok kötü Beşiktaş'ta. Ersin'in uzanamayacağı yere bırakıyor. İstiyorsa 2 numarayı da getir İsmet. 2'yi de geçelim. Ondan sonra Tanju Hocam yorumunu yapsın. 2 numara gelsin İsmet. Bir büyüt ki Tanju Hocam görsün. Bakasetas ortalamış. Gomez, biri Joseph Sosa, biri de Weghorst. Hiçbiri adam tutmuyor. Diğeri 3 numara Muleka. O Masayaku, pardon. O da adam almıyor. Tanju Hocam, bu pozisyonda bu kadar rahat. Zaten Gomez'den dönse yanındaki vuracak. Gomez vurması diğeri vuracak. Hiç sıçrama yok, hiç eşleşme yok. Yine goller duran ve dönen toptan olur. Bizim anlattığımız hikaye. Her zaman olduğu gibi duran ve dönen toplar. Şimdi Yücel, burada Beşiktaşlı defans oyuncularına sesleniyorum. Kimi tutuyorsunuz? Kime yakınsınız?
Adam markajı mı yapıyorsunuz? Alan markajı mı yapıyorsunuz? Kime hizmet veriyorsunuz? Forma mı değiştirecek? Ya bir Gomez hayatının en rahat kafa golünü attı Yücel. Sen adamı rahatsız Evet. etmezsen, yanında olmazsan, Çok yani doğru rahat Tanju Hocam. durdurursan elini onu çıkar, kafayı vurur, Gomez Efendi golü atar. Burada kalecinin yapacağı bir şey de yok. Defans oyuncuların hepsi uyumuş. Çok Hiçbiri adam almamış. evet. Trabzonspor'a da gelmiş, golü çakmış. O, yani böyle bir gol beklemiyordu Trabzonspor. Ama unutmaması gereken bir şey var. Duran toplar çok önemli. Futbol için dönen toplar da çok daha önemli. Unutmayalım. Evet Tanju Hocam. Bu pozisyonun ardından yine Trabzonspor Bakasetas da kullanıyor. Bu sefer Vitor Hugo çıkıyor. Kafayı vuruyor. Yalnız burada Ersin'in midesine kenarlara vurmuş olsa daha 16. dakikada, ilk 20 dakikada skor 2-0 olacak. Yine Beşiktaş takımı, yine duran top arızası devam ediyor. Ne dersin? Eşleşmeler Yücel, kötü, Yücel, savunma kötü. Yücel, Takım halinde savunma kötü bence. Yücel, Yücel şimdi ikimiz de teknik direktörüz. Ben Beşiktaş'la maç yapmış olsam mümkün mertebe topuyu kenara indiririm ya da faul alıp kuruşlardan yan toptan gelen toplara çıkamadıkları için, adam alamadıkları için gol en rahat böyle atılır Yücel. Ben takımıma söyleyeceğim en önemli bir Katılıyorum. şey bu yani. Yani bunu artık diğer takımların da bilmesi ve ezberlemesi lazım. En zayıf halka duran toplarda Beşiktaş takımı uyuyor, adam almıyor. Dikkat arkadaşlar, oynayacak arkadaşlar. Skora gidebilirsiniz böyle. Skor bulabilirsiniz. Çok Benden doğru. söylemesi. Bravo Tanju Hocam. Mükemmel.